God of War Ragnarok uzun bir oyun. Tamamını bitirmenin yaklaşık olarak 60 saat sürdüğü, içerisinde çeşitli detaylar barındıran ve bu detayları kaçırmanın da çok mümkün olduğu bir oyun. Bugün ise bu videoda sizlere Ragnarok oyununda yer alan, kaçırmış olabileceğiniz bu detaylardan bahsedeceğim. Ki bazı detaylar direkt oyunun yönetmeni tarafından açıklanan, oynarken belki de kendinizin keşfetmesi mümkün olmayan detaylar. Hatta bazısı oyunun geleceğiyle ilgili bilgiler de içeriyor olabilir. Fakat uyarımı yapayım, bu video oyunla ilgili spoiler içermektedir. Bahsedeceğim ilk detay, oyun çıktığından beri pek çok yerde konuşulan bir detay aslında. Ancak belki denk gelmemiş olabilirsiniz ki konuşulduğunu duymamışsanız oyun içerisinde kendinizin keşfetmesi çok zor. Oyunun başladığı ilk saatlerde Cüceler Diyarı'na gidiyoruz. Fakat Cüceler Diyarı'na gittiğimiz anda bile oyunun en başlarından Odin aslında çeşitli kılıklara girerek bizi izliyormuş. Cüceler Diyarı'nda biraz ilerlemeye başlayınca bir köprünün altına doğru geliyoruz. Bu köprünün üzerinde ise biri bize bakarak köprüden aşağı tiksinerek tükürüyor ve bir süre bize bakarak yoluna devam ediyor. Oyunun yapımcısının açıklamasına göre işte bu kişi aslında Odin'miş. People. There's a super hidden one that only I know about, but I'll tell you today. When you're boating into Svartalheim for the first time, right before the siren goes off, there's a little dwarf on a bridge and he spits over the bridge. I saw that. That's Odin. What? Oh my goodness. That's fantastic. And is that dwarf character model in the prison as well? Or oh my gosh, that's so See, funny. I didn't connect this to. That's Man. It's dwarf. Recognize him, my dear? I do not, sadly. Of course, the Einherjar Yard disappeared a fair few dwarven rebels during the occupation. I suspect this is one of them. Tabii ki yapımcı bunu podcast sırasında açıklamasa kimsenin bunu bilmesine imkan yoktu aslında. Ama oyunu yaparlarken bu tarz ufak detayları bile düşünerek etrafa küçük şeyler yerleştirmeleri bile güzel. İkinci bahsedeceğim detay ise yine Odin hakkında. Birçok kişi bu detayı fark etmemiş olabilir çünkü çok da dikkat edilecek bir şey değil aslında. Odin oyunda kapımızda ilk defa belirdiği zaman kuzgunları ona doğru uçarak dövme halini alıyordu. Fakat kuzgunlardan önce kollarını açtığı zaman ise kollarında dövme olmadığını görüyoruz. Odin bu kuzgunları tüm diyar hakkında bilgi sahibi olabilmek için kullanıyor. Her yerde gözleri olmasının sebeplerinden biri de bu kuzgunlar zaten. Oyunda ilerledikçe ise Odin'i gördüğümüz anlarda kollarına dikkat ederseniz bazı sahnelerde kollarında dövmeler olduğunu, bazı sahnelerde ise kollarında dövmeler olmadığını görebilirsiniz. Odin'in Atreus ile konuştuğu sahnelerden bazılarında kollarında dövmeler yok. Çünkü kuzgunlarını belki de diyarlarda neler döndüğünü öğrenebilmek için yollamış. Arka planda Odin'in kendine özgü planları olduğunu, yaşayan bir karakter olduğunu yansıtan hoş ve küçük bir detay bu da. Oyunda yer alan bir diğer detay ise aslında altyazılarda yatıyor. Oyunun sonunu görmüşseniz Tyr'in oyun sonunda aslında Odin olduğunu biliyorsunuzdur. Başından beri kendini Tyr olarak tanıtıp masada yerini almıştı. Fakat bu esnalarda sahte Tyr'in konuşmalarının olduğu altyazılara dikkat ederseniz yeğenin üstünde şapka olmadığını göreceksiniz. Tyr kalığındaki Odin ne zaman konuşursa altyazılar aslında onun gerçekten Tyr olmadığını belli ediyormuş bunca zaman. Oyunu bitirip de gerçek Tyr'i bulduğunuzda ise gerçek Tyr'in konuşmalarında yeğenin üzerinde şapka olduğunu görüyorsunuz. Aksanında da ufak değişiklikler oluyor. Bayağı küçük bir detay aslında ama bunları oyunu bitirdikten sonra keşfedip dikkat etmek daha bir keyifli geliyor. Tyr ile ilgili bir diğer detay ise oyunun yapımcısından geliyor. Ve God of War'un gelecek oyunlarına dair onaylanan bir detay. Oyunu bitirip gerçek Tyr'i kurtardıktan sonra onu diyarların farklı kısımlarında bulabiliyoruz. Bu kısımlarda genellikle oturup gerçekleşmiş olan olayları değerlendiriyor, bir iki konuşma yapıyor ve daha fazla bir şey yaptığını görmüyoruz. Ancak onu Vanaheim'de bulduğumuz zaman ise oturmaktan ziyade yoga gibi bir şey yapıyor. Ve bu animasyonun oyuna konmasının özel bir sebebi varmış. You know, even though it's the end of the Norse saga, we leave it open for maybe there are other things with other mythologies and whatnot. So we'll see where that the future of Santa Monica goes. Now, I mean, if you pay attention to Tyr, I mean, there's a reason why he does the six animations that he does at the end of the game. I'm sorry, say that again. So Tyr, once you free real Tyr, yes, yeah, he is in all the realms. He does very specific animations. Yes, so you may have seen that he's been traveling the world. Yeah, so we noticed that as well. I mean, it was. Can I ask about that? Like, sure. Just the fact that I'm gonna get in trouble here in a minute, Joel. Tyr'in zaten birinci oyunda da diğer diyarlara gidip gezdiğini biliyorduk.
çeşitli diyarlardan topladığı eşyaları bulduğumuz bir oda vardı. Ve oyunun sonundaki animasyonlara baktığımız zaman ise ya belki o diyarlardan biriyle iletişime geçiyor ya da orada öğrendiği bir meditasyonu uyguluyor belki de. Ben tam olarak yaptığı hareketlerin ne anlama geldiğini ya da hangi mitolojiye gönderme olduğunu anlayamadım. Ama siz bu hareketleri tanıyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da sizin teorileriniz var mı? Oyunda yer alan bir başka küçük detay ise Thor'un kavgada kaybettiği dişi. Kratos ve Thor'un oyunun başındaki kavgasında Kratos Thor'a yumruk atarak onun dişini kırıyordu. Thor ise dişini tükürüp atıyordu. Eğer kavgadan sonra yere bakarsanız, hatta oyun bittikten sonra bu bölgeye tekrar dönseniz bile Thor'un dişinin hala orada olduğunu görebilirsiniz. Küçük ama güzel bir detay. Son olarak ise bir McCreary'yi duymuş muydunuz? God of War serisinin efsane müziklerini yapan müzik yapımcısı. Kendisi ise God of War Ragnarok'ta Raep adındaki NPC'yi canlandırıyor. Serideki etkisini sadece müzikleriyle değil, ayrıca canlandırdığı yan karakteriyle de ölümsüzleştirmiş. Böylece videonun sonuna geldik. Sizlere God of War Ragnarok'ta yapımcıların anlattığı bazı detaylardan bahsetmek istedim. Elbette ki oyunda değinmediğim çok daha fazla detay vardır. Sizlerin bildiği başka detaylar var mı? Yorum olarak yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.